Atemete, senin hem Dolmabahçe görüşmesi hem de Abdülkadir'in kendi tanıklığıyla ve yorumlarıyla söylediklerine bakış açın ne? Şimdi bu Dolmabahçe meselesi ilk defa başbakanın uyguladığı bir yöntem değil. Genelde böyle krizler olduğu zaman başbakan birkaç tane tutum takınıyor. Bir, Abdülkadir Selvi de biraz anlattı onu. Yani hem kararlı bir duruş sergiliyor hem de o kararlı duruşun ötesinde mesele bütün açıklığıyla neyse, nasıl düşünüyorsa bunu toplumla paylaşıyor. Eskiden bu toplumla paylaşılmazdı. Genelde elitler arası bir kavga olarak yaşanırdı bu tür krizler. Şimdi bence bir milat olarak belki 27 Nisan'dan bu yana kabul edilebilir. 27 Nisan'dan bu yana elitlerin kendi arasında yaşandığını gördüğümüz, yaşandığına tanık olduğumuz krizler artık toplumun önünde tartışılıyor ve toplum bir aktör olarak davet ediliyor. Bu demokrasiyle de uyumlu bir şey. Yani millet sadece sandıkta tercihini belli etmiyor. Meydanlara çıkıyor, meydanlarda bu meselede hangi tarafta olduğuna dair bir kararlılık ortaya koyuyor. Gezi eylemlerinde de aynı şey olduğu hatırlarsan. Bir krizle karşı karşıya olduğunu düşündüğü zaman hükümet, başbakan meydanları topladı, toplumla paylaştı bunu. Oradan aldığı nabızla yönlendirdi süreci. Şimdi burada da bütün açıklığıyla meseleyi nasıl düşünüyorsa ilk günden itibaren toplumla paylaşıyor ve bundan aldığı elektrikle, bundan aldığı enerjiyle bir kararlılık sergiliyor. Ben kararlılığında o meydanlara çıktığı ilk günden itibaren bir tavsama görmüyorum. Yani bir şekilde ilk günden bir karara varmış ve o kararla ilgili olarak da peyderpey bir strateji izliyor gibi görüyorum. Dolmabahçe toplantısında dile getirilen mektubu ben bir suhname olarak okumadım. Çünkü mektup bir yangını söndürme mektubu değil. Mektubun içeriği yayınlandıktan sonra da daha net içeriğine bakarak da bu kanaate varabiliriz. Ama senin sorduğun sorunda mektuptan önce ve sonra yaşanan olaylarla ilişkilendirildiği zaman zaten mektubun bir şeyleri durdurmaya yönelik bir mektup olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Ama içeriğine de baktığınız zaman mektup birkaç şey yapıyor. Sen de onu çok güzel yazmışsın bugün. Bir şekilde bütün bu paralel devlet diye hükümetin tanımladığı meseleyi sahiplenen bir mektup bu. Yani bütün bu olayların kendileriyle ilişkili olduğunu, bunu durdurma gücünün olduğunu, bunun nelerden kaynaklanarak ortaya çıktığını ifade eden bir mektup. Bu anlamıyla bir bence benimseme, kabullenme, bir itiraf mektubu aynı zamanda. Yani televizyonlarda, medyada, sosyal medyada bu olan bitenin bizimle ilişkisi yok diyen cemaate mensup olduğunu düşündüğümüz, gördüğümüz insanların söyleminin aksine Hoca Efendi'nin mektubu bu meseleyle ilişkili olduğunu açıktan ifade eden bir mektup. Bir bu. İkincisi, o mektupta bu meselelerin niye yaşandığına dair de ipuçları var. Yani dershane tartışmasından başlayarak Atamalara kadar bu yolsuzluk soruşturmalarının niye olduğunu ifade ediyor. Ve bununla gerekçelendiriyor. İşin içerisinde bir müzakere, bir pazarlık, bir kendi şartlarını ortaya koyma da var. Yani eğer bu dershane tartışmasında geri adım atılabilirse, atamalar konusunda geri adım atılabilirse, kendilerine yönelik söylemlerde sertlik, suçlama ve benzeri unsurlardan vazgeçilebilirse bu meselenin durdurulabileceğine dair imalar taşıyor. Şimdi bütün bunlarla beraber düşündüğünüz zaman ben bir kere daha ve üstelik hani şunu da söyleyeyim, bu meseleleri kapatmamız lazım, bu çatışmayı durdurmamız lazım, bu çatışma ülkeye, ümmete zarar veriyor tarzında bir üslup da görmedim ben mektupta. Bilakis olan bitenin olması gerektiği için olduğunu,
bunun gerekçeleri olduğunu, gerekçeler ortadan kalkmadığı sürece de bu olan biten sonucunda her ne çıkacaksa buna razı olunacağını ifade eden bir ruh ve usluk gördüm ben o mektupta. Şimdi bu özellikleri taşıyan bir mektubu bir sulhname olarak nitelendirmek mümkün değil. Nitekim öyle bir etki de uyandırmadığı gibi sonucu itibariyle de öyle bir yansımaya yol açmıyor. Yani sonrasında eğer gelişmeler pratik olduğu sonuçları... gibi, evet, pratik sonuçlar itibariyle de eğer aynı şey devam ediyorsa buna bir sulhname demek mümkün değil. Bir de şöyle görmemiz lazım, yani dershane tartışması dahil Kasım'ın başından bu yana henüz hükümetin bu çatışmayı alevlendireceğini düşündüğümüz herhangi bir eylemi gerçekleşmiş değil. Hükümet, herhangi bir sözü de yok. Evet, hükümet Kasım ayından bu yana sürekli kendisine yönelik hamleleri savuşturmaya yönelik savunma hattında durmaya devam ediyor. 17 Aralık operasyonundan sonra söylemsel olarak bir tanımlama, teşhir etme ve dolayısıyla da bir paralel devlet, bir çete tanımı yapma iyi bir hamle olarak kabul edebilirsiniz belki. Ama bu bile savunmada kalan bir bir söylem. Evet. Onun haricinde cemaat tarafından, yani bu mektupla da artık açıklığa kavuşan cemaat tarafından yapılan şeyleri göz önünde bulundurursanız hemen hemen 2-3 hafta öncesine kadar her gün Fethullah Hoca'nın yaptığı açıklamalar, sürekli hükümeti suçlayıcı, ya ima yoluyla suçlama ya doğrudan suçlamaya yönelik en son bedduayla, evet, zirvesine ulaşan bir söylemi vardı. Eylemler itibariyle de dershane tartışmasına taslağı henüz taslak halindeyken ve Milli Eğitim Bakanı'nın kendi ağzından seçimler öncesinde böyle bir şeyin düşünülmediği deklare edilen bir taslağın sızdırılmasıyla başlayan yine ilk hamle cemaat tarafından gerçekleşmişti. Yolsuzluk operasyonlarının her biri olmaya devam ediyor ve neredeyse birçok iddianın usulsüz bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilerek bir zamanlamayla hayata geçirilmesi, başbakanın ailesine dokunulmaya çalışılması. Ayrıca da dershaneden yolsuzluk soruşturmalarını bir sefer de geçirmedi. Arada 2004 belgesi var. Pişleme iddiaları tabii, var. Tabii tabii tabii. Bazı kasetler sızdı. Hakan Şükür istifa etti. Tabii. Ondan önce Edis Bal sorunu yaşandı. Siyasal dolayısıyla mühendislikler kademe var. Kademe bir yükselen tabii, bir tabii, tabii. Gerilim yani vardı. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bence iki taraf da istemediği halde kaçınılmaz yaşanan bir çatışmanın durdurulmasına yönelik bir çare arayışını ben çok gerçekçi bulmuyorum. Bu, yani Hoca Efendi'nin mektubuna sulhname demek 17 Aralık operasyonundan sonra, 25 Aralık operasyonundan sonra bütün bu olup bitenler hepimizin gözünde olmuşken, gözü önünde olmuşken televizyonlara çıkıp bu olan bitenin cemaatle ilgisi yok diyen yazarların tutumuna benziyor. Yani bir taraftan bunu 7 Şubat'ta da benzerine rastlamıştık. Yani hem bir taraftan var gücüyle 7 Şubat'ı gerçekleştiren savcıları destekleyen, hükümetin kendisini bu hamleden kurtarmaya yönelik yasal düzenlemelerine var gücüyle karşı çıkan bir tutum gösterirken bizim bu savcıyla hiçbir ilişkimiz yok diyen bir tutuma benziyor. Şimdi mektup aynı paralelde işliyor. Bunun aslında buradan yola çıkarak bir genel kanaat olduğu, genel bir tutum olduğu söylenebilir. Fakat hem bu tutumun kendisi hem dershane tartışmasından bu yana yaşadığımız bu çatışmanın bir avantajlı zemini var. O avantajlı zemini şu, bunu söyleyip bitireyim. Türkiye etrafımızdaki birçok ülkeden, dünyadaki, Avrupa'daki birçok ülkeden farklı olarak siyasi gelişmelerle, provokasyonlarla iç içe yaşadığı için bu tür mühendisliklere bağışıklık kazanmış bir toplumsal yapımız var. Ve bütün bu tartışmalarda başbakan üzerinden topluma net bir şekilde aksettirildiği, toplum hakem olmaya davet edildiği için sadece bir örnek olarak çözüm sürecinde bile bu geride bıraktığımız bir yıllık süreçte onlarca provokasyon yaşandığı için toplum bu tür provokatif meselelere, bir iç içe oyun oynamalara aşina bir toplumsal algısı var, bir feraseti var. Bütün bu meseleleri de bence bu şekilde algılıyor ve görüyor. O anlamda ben bu söylem üzerinden bir egemenlik kurma, bir hegemonya kurma tutumunun
toplumdaki antipatiyi arttırmaktan başka bir şeye de yol açmayacağını düşünüyorum.